Gate level minimization neden yapılır? Finding an optimal gate level implementation. Mesela bir equation var, bir boolean denklem var elimizde. Onun devreye çevrilmesindeki süreçte en uygun, en az gate'le belki o devre nasıl gerçek hayatta uygulanabilir onu bulmak için Gate Level Minimization kullanılıyor. Tabii çok kompleks denklemleri çevirirken bazı yazılımlar aracılığıyla o çevirmeler yapılabiliyor. Fakat burada arka plandaki mantığı anlayabilmemiz için bazı yöntemleri öğreneceğiz. Ve bunlardan en önemlisi de KMAP yani Karna Map. Eğer fonksiyonda iki tane input varsa o zaman iki değişkenli Karna Map uygulayabiliriz. Yani bu ne demek? Karna Map o fonksiyonun min termlerini gösteriyor. Mesela iki inputlu bir fonksiyon düşünelim. Mesela f1 xy fonksiyonu. Bu fonksiyonun Karno map'teki gösterimi şu şekilde olur. 2 değişkenli Karno map'te bu satır x'i ifade eder. Bu satırda y'yi ifade eder. xy ise x'in ve y'nin kesişimi yani burayı ifade eder ve burası 1'dir. Yine aynı şekilde f2 için Karno map çizersek burası x prime ve y'nin kesişimi. Bu satır x, bu satır x prime. Bu sütun y, bu sütun y prime. Biz burada x prime ile y'nin kesişimini bulacağız. Dolayısıyla x prime burası, y burası, buraya 1 diyoruz. İlerleyen örneklerde mantık daha iyi anlaşılacak. Şimdilik sadece verilen bir fonksiyonun karnım mapi nasıl çizilir onu görüyoruz. F3 fonksiyonu için karnım epi çizecek olursak x prime y prime olduğu için x prime burası y prime burası o zaman buraya bir diyoruz. Peki buradaki F4 min term şeklinde verilmemiş. Biz karnım epin min termleri ifade ettiğini söylemiştik. O zaman bunun karnım nasıl çiziriz? Bunun kanalipini çizebilmek için F4'ü ilk önce min term formatına sokmamız lazım. Onu da şu şekilde yapabiliriz. Yani burada yaptığım şey aslında şu. X ifadesini y artı y prime ile çarptım. Y artı y prime çünkü 1'dir. 1 ile çarpmak yine aynı şeyi ifade eder. Y artı Y prime ile çarpıp paranteze dağıttığım zaman bu iki terimi elde ettim. Aynı şekilde burayı da X artı X prime ile çarptım. O da yine birdir ve sonucu değiştirmez. O zaman burası X Y artı X prime Y oldu. Şimdi bu iki terim ortak olduğu için bunlardan sadece bir tanesini düşüneceğim. Bunu düşünmeme gerek yok. Ve şu an elimde 3 tane min term ifade eden değer var. Dolayısıyla karnomepi çizdiğimiz zaman x y prime x y prime kesişimi burası x y kesişimi burası x prime y kesişimi burası f4 fonksiyonu için de mapi bu şekilde çizebiliriz. Burada da Karnot map verilen bir fonksiyonun Boolean equation'ını yazmayı bulacağız. Yani burası x, burası y ve buradaki birler neyin kesişimi? Ona göre fonksiyonu yazacağız. O zaman buradaki fonksiyon ne olur? Burası x prime ile y prime'ın kesişimi. O zaman x prime, y prime diyebiliriz. Artı diyoruz. Burası da x ve y'nin kesişimi. Ve buraya da x, y diyoruz. Dikkat edersek mesela x prime, y prime dedik ya buraya. Bu aynı zamanda m0. Yani min term 0. Ya da mesela x, y dedik buraya bu şekilde kesişim noktası. Burası da minterm 3. Yani Carnot map min termlere göre bu şekilde tasarlanmış ve ilerleyen örneklerde daha iyi göreceğiz. Bir fonksiyonun simplify edilmesi için kullanılan çok kullanışlı bir yöntem. Mesela bu fonksiyonun denklemini Carnot map'ten faydalanarak yazarsak x, y, burası x ve y prime'ın kesişim noktası. Yine benzer şekilde burası x, burası y. Dikkat edersek burada x, y'nin kesişimi, x, y prime'in kesişimi. Yani bunu şu şekilde yazdığımızı düşünelim. x, y prime artı x, y. Daha sonra bu ifadeyi x parantezine aldığımız zaman y prime artı y. Yani sonuç olarak x elde edeceğiz. O zaman Karnomep'te bir fonksiyonun denklemini yazarken birleri biz aslında grupluyoruz. 2 İki ve 2'nin kuvvetleri şeklinde gruplayacağız. Biraz sonra 3 değişkenli ve 4 değişkenli Karnomep'i de göreceğiz. Birleri gruplayıp daha sonra o birler hangi grupta yer alıyorsa onu yazabiliriz. Ama bunları gruplayabilmek için çaprazlama gruplayamıyoruz. Yan yana ve alt alta olması lazım. Mesela buradaki iki tane biri grupladığımız zaman bu iki tane bir x satırında yer alıyor. O zaman ben buna direkt otomatik olarak x diyebilirim. Ya da yine aynı şekilde buradaki de birleri grupluyorum. Bu grupladığım iki tane bir y sütununda yer alıyor. O zaman direkt buradaki fonksiyona f eşittir y diyebilirim. Yine benzer şekilde burada da birleri gruplayacağım. Mesela şu biri gruplarım. Daha sonra buradaki bir yalnız kaldı. Onu yalnız mı alacağım? Hayır yalnız almama gerek yok. Buradaki biri de şuradaki birle tekrar gruplayabilirim. Karnım hep buna izin veriyor. Peki burası x satırı. Burası da y sütunu. Burada yeşille ifade ettiğim kısım aslında y prime ve pembe ile ifade ettiğim kısımsa x. Demek ki bu fonksiyon f eşittir x artı y prime'miş. Bir fonksiyonda sadece iki tane mi input olur x ve y diye? Hayır. Birden fazla input olabilir. Mesela üç tane inputlu bir fonksiyon olabilir. Üç değişkenli. x, y ve z. Bunlar için de Karnum hep bu şekilde oluşturuluyor. Yani m0, m1 Dikkat etmemiz gereken şey M2, M3, daha sonra M4, M5, M6, M7 şeklinde. Burada da burası X satırı, bu ikisi Y sütunu, bu ikisi de Z sütunu. Bunların haricinde kalan kısımlarda bunların prime'ları. Yani burası X satırıysa burası X prime, bu ikisi Y sütunlarıysa şu ikisi Y prime sütunları. Bu ikisi Z sütunları ise bu ve bu Z prime sütunları. Şimdi örnekleri yaptıkça daha iyi anlaşılacak. Mesela burada bize şöyle bir şey vermiş. Simplify the Boolean equation F burada max termler şeklinde verilmiş. We will use two methods. Şimdi burada bu denklemi sadeleştirebilmek için iki tane yöntem uygulayacağız. Bir tanesi önceden de bildiğimiz Boolean algebra yöntemleriyle uygulayacağız. İkincisi de Karnomep uygulayacağız ve hangisinin daha kolay olduğuna karar vereceğiz. Şimdi öncelikle bize verilen denklem max termler şeklinde verilmişti. Bunları min terme çevirebiliriz. Çünkü max termlerin dışında kalan değerler o denklemin min termlerini verdiğini daha önce görmüştük. O zaman buradaki fonksiyonu şu şekilde yazabiliriz. Buradaki her bir min term neyi ifade ediyorsa o değeri yazacağız. Eğer min -term ve max ilgili bir eksiğiniz varsa bundan bir önceki chapter olan chapter 2'yi izleyebilirsiniz. O halde fonksiyonumuzu şu şekilde yazabiliriz. İlk iki ifadeyi x prime y parantezine alabilirim. Son iki ifadeyi de x y prime parantezine alabilirim. Dikkat edersek z prime artı z zaten 1'dir. Direkt aşağı x prime y diyebilirim. Burası da 1'dir. x y prime diyebilirim. Bu ifadede zaten x or gate'ine eşit. Bu sadeleştirme yöntemi Boolean algebra yöntemleri kullanarak yapılmış bir sadeleştirme yöntemi. Peki Karnomep kullansaydık nasıl yapardık? İlk önce 3 tane değişkenim olduğu için Üç değişkenli karnamöp çiziyorum. Daha sonra bu karnamöpte şaşırmamak için mintömlerin değerlerini yazıyorum. Burası 0, burası 1, şurası 2 ve böyle 3. 4, 5, 6, 7. Yani bu şu demek... Bu sıfırıncı minitör, bu birinci minitör, bu üçüncü minitör, bu ikinci minitör. O şekilde devam ediyor. Şimdi bizim fonksiyonumuz hangi minitörlerde bir? 2, 3, 4 ve 5. O zaman o minitör değerlerine bir koyuyorum. 2, 3, 4 ve 5. Daha sonra gruplama yöntemlerini kullanarak buradaki birleri x, y ve z'li şekilde ifade edeceğim. Ama önce yine şaşırmamak için x, y ve z satır ve sütunlarını yazıyorum. Burası x satırı. Bu ikisi y sütunları. Burası z sütunları. Şimdi gruplama işlemlerini yapayım. Yapabileceğim maksimum birleri gruplayacağım. Ama burada gruplayacağım birler 2 iki ve 2'nin kuvvetleri. Olmalı. Aynı zamanda çaprazlama gruplama yapamam. Sadece yan yana ve üst üste gruplama yapabilirim. Mesela bu iki bir gruplanabilir. Aynı şekilde buradaki iki bir de gruplanabilir. Ve şu an açıkta bir kalmadı. Peki buradaki iki bir yaptığım bu grup x, y ve z'li şekilde nasıl ifade edilir? Burası x ve y prime'ın kesişimidir. O zaman buraya XY x, y prime diyorum. x'in ve y prime'ın kesişimi. Peki buradaki birler bunlar da x prime ve y'nin kesişimi. Dikkat edersek yine aynı sonucu bulduk. Buradaki fonksiyonları da 3 değişkenli karnomep kullanarak sadeleştirelim. İlk önce karnomepimizi çizdik. Daha sonra hangi mintöm değerlerinde birse onlara 1 bir yazıyorum. Burası 0, 1, 2, 3'e 1 koyuyorum. 4'e 1 koyuyorum. 5. Burası 6 değil. 6 burası. 7 burası. Şimdi buradaki 1'leri gruplayacağım. İlk gözümüze çarpan şuradaki 2 tane 1 gruplanabilir. Ve bu nasıl yazılır? Y ve Z'nin kesişiminde. O zaman buraya Y, Z yazabilirim. Peki bunun haricinde şuradaki 1'ler yalnız kaldığı gibi gözüküyor. Ama Karnomap'te bu uçlardaki birler de gruplanabiliyor. Yani şu şekilde. Yani sanki bunu şöyle bir sarmal gibi düşünürsek buradan sonra aslında burası geliyor gibi. Hani sanki dünya haritası gibi düşünelim. Dünya haritasını açtık. Sol taraf, sağ taraf aslında bu iki nokta birbirinin bitişiği gibi düşünebiliriz. Ya da üst taraf, alt taraf aynı şekilde. Dolayısıyla bu şekildeki birler de gruplanabiliyor. Peki bu grup hangi değeri ifade eder? Dikkat edersek bu bir ve bu bir z prime'dalar. Z prime'dalar ve aynı zamanda x'deler. Dolayısıyla burası x z prime ifade eder. Ve f fonksiyonu da x z prime artı y z şeklinde yazılabilir. Yine benzer şekilde bu fonksiyon içinde bir üç değişkenli karnım çizelim bir çizdikten sonra alışana kadar şu şekilde karelerin sağ altlarına hangi mintörm değerlerini ifade ettiğini yazabilirsiniz. Yani şöyle küçük bir şekilde 0 1 2 3 Çünkü bazen ilk öğrenme aşamasında şu karışıyor 0 1 2 3 diyoruz. O yüzden karışıklık olabiliyor. 0 1 2 3 ya da 4 5 Burası 6 değil 6 7. Bunu yazdıktan sonra daha rahat ederiz. Şimdi bir değerlerini yazalım. 0, 2, 4, 5 ve 6. Şimdi buradaki gruplama işlemini yine mesela şuradaki iki tane biri gruplayabiliriz. Buradaki iki tane biri gruplayabiliriz. Buradaki iki tane biri gruplayabiliriz. Ama her zaman Karno Map'te yapabileceğimiz maksimum grubu yapmaya çalışırız. 2 ve 2'nin kuvvetleri olacak şekilde. Eğer 4 tane biri gruplayabiliyorsak 2 tane biri gruplamayız. Şimdi dediğim gibi burasıyla aslında burası birbirinin adjacent yani komşusu bitişiğinde geliyor. Dünya haritası örneğini düşünebilirsiniz. Dolayısıyla buradaki 2 1 ile buradaki 2 biri beraber gruplayabilirim aslında. Peki bunlar neyi ifade ederler? Bu iki sütun Z prime olduğu için Burası doğrudan Z prime ifade eder. Dikkat edersek grupladığımız bir sayısı arttıkça ifadede küçülüyor. İki tane bir grupladığımız zaman iki tane inputlu ifade oluyor. Dörde çıktığı zaman bir tane ifadeye düştü. Üç değişken için. Peki buradaki biri ne yapmam gerekiyor? Buradaki biri yalnız başına mı gruplayayım? Gerek yok. Çünkü grupladığım birbiri biri tekrardan gruplayabiliyorum. O zaman... Bunu iki bir şeklinde gruplayabilirim. Yani bu şekilde. Peki bu neyi ifade eder? x ve y prime. Dolayısıyla buradaki f fonksiyonu x y prime artı z prime şeklinde yazılabilir. Bu soruda bize böyle bir f fonksiyonu verilmiş. Ve bunu ilk önce sum of min term şeklinde ifade etmemizi. Daha sonra da bu fonksiyon için en küçük sum of product ifadeyi bulmamız isteniyor. Şimdi zaten Carnot Web Simplification yapabilmek için ilk önce fonksiyonu mintermler şeklinde ifade etmemiz lazım. Minterm term şeklinde ifade etmek için de her bir buradaki expression 3 input'u da içermesi lazım. Mesela burada sorun yok. Bu ifade zaten 1, 0, 1 olduğu için bu ifade minterm 5'tir. Yani eğer Carnot çizersem şu ifade için min 5'e 1 yazabilirim ama peki bu ifadeler nedir bu ifadeler şu an Şu halleriyle bir minterm ifade etmiyorlar O zaman bunlara Hangi terim eksikse onları ekleyeceğim Yani bu ifadeyi b artı b prime ile çarpacağım Çarptığım zaman şöyle bir şey çıkacak Bu ifadeden bu iki ifadeyi elde etmiş oldum Yine aynı şekilde bu ifadeyi de c artı c prime ile çarpacağım Bu ifade zaten minterm 5 bu ifadeyi de a artı a prime ile çarpacağım. Şimdi buradaki her bir ifadenin hangi minterm'i belirttiğini bulmam lazım. Mesela burası neydi minterm? Birleyen değer yani 0, 1, 1 yani minterm 3'tür. Burası 0, 0, 1 minterm 1'i ifade eder. Burası 0, 1, 1 zaten şunun aynısı minterm 3. Bunlardan sadece bir tanesini saysam yeter mesela şunu iptal edeyim. Burası 0, 1, 0 yani minterm 2. Burası zaten minterm 5'ti. Burası 1, 1, 1 minterm 7. Burası 0, 1, 1 minterm 3. Bunu da iptal edebilirim çünkü burada zaten bir tane minterm 3 var. Dolayısıyla aslında bu f fonksiyonu şu şekilde yazılabilirmiş. Minterm 1, minterm 2, minterm 3, minterm 5 ve minterm 7. Peki bu ifadeyi nasıl sadeleştireceğim? 3 değişkenli karnöpü çiziyorum. 3 değişkenli karnöpü çizdikten sonra buradaki min -töm değerlerine 1 yazıyorum. 1, 2, 3, 5 ve 7'ye 1 yazacağım. 1, 2, 3, 5 ve 7. Zaten ilk gözümüze çarpan buradaki 4 tane 1'i bir grup yapabiliriz. Ve onlar da tam C sütunlarına denk geldiği için burası direkt C'dir. Daha sonra burada bir tane 1 kaldı. Oradaki kalan biri de onun yanındaki bir ile gruplayabilirim. Ve burası da A prime ve B'dir. Dolayısıyla bu fonksiyon aslında A prime artı C olarak yazılabilir. Eğer 4 tane input varsa buradaki gibi W, X, Y ve Z 4 tane input varsa o zaman kanöp nasıl çiziliyor? Şu şekilde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bu üst taraf 3 değişkenliğinin aynısı. Daha sonra buradan sonra aşağı iniyoruz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yani şu şekilde 2'den 4'e atlayıp daha sonra 3'e gelme olayı 3 değişkenliğiyle 4 değişkenliği de ikisinde de var. Ama nasıl başlıyor? 0, 1, 2, 3 üst taraf zaten 3 değişkenliğinin aynısı. Buradan aşağı iniyoruz. Bunu unutmayalım. 7'den 8'e geliyoruz. 8 9 10 11 12 13 14 15. Ve burada inputların sırasına göre birinci inputun satırları bunlar. Bu iki satır W, bu iki satır X, burası Y, burası Z. Bu Y ve Z'nin ifade ettiği satırlar 3 ile aynı. 3'ü de hatırlayalım. Yine aynı şekilde Y ve Z. Bunu bu şekilde aklımıza tutabiliriz. Birinci input W ve X de ortadaki de ortadaki 2'yi ifade ediyor. Bu şekilde zaten birkaç soru çözdükten sonra ezberleyeceksinizdir. Mesela böyle uzun bir denklem verdi bize. Böyle bir fonksiyon verdi. Ve bu fonksiyonun sum of min term şeklindeki ifadesi bu. Bunu sadeleştireceğiz. Şimdi bunu Boolean algebra yaparak sadeleştirmek çok zor. Yani uzun uzun buradaki minitörmleri yazacağız, ortak parantezleri alacağız falan. Bayağı bir işlem gerektiriyor. Ama kanon bu çok kolay oluyor. Şimdi öncelikle 4 değişkenli kanon çizdik. Daha sonra buradaki inputların satırlarını işaretleyelim. Şaşırmamak için. W, X, Y ve Z. Ve alışana kadar da Yine min değerlerini üşenmeden altlarına yazalım. Daha sonra buradaki min töm değerlerinin bulunduğu karelere 1 yazacağız. 0, 1, 2, 4, 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 12, 13 ve 14. Şimdi Bunları gruplayacağız. Yine yapabileceğimiz maksimum grubu yapmamız lazım ama 2 iki ve 2'nin kuvvetleri şeklinde olması lazım. Mesela burada 2, 4, 6, 8 tane biri gruplayabiliriz. Bu 8 biri grupladığımız zaman elde edeceğimiz ifade direkt y primedir. Peki buradaki birleri nasıl gruplayabiliriz? Mesela şöyle yapabilir miyiz? 3, 3 de buradan 6. Yapamayız. Çünkü neden? 2 ve 2'nin kuvvetleri şeklinde olması gerekiyor. Yani 2 tane biri gruplayabilirim. 4 tane, 8 tane bu şekilde olabilir. Şimdi o zaman yukarıdaki 2 tane 1'le diğer taraftaki yine buralarda birbirine bitişik sayılıyor. 2 tane biri şu şekilde gruplayabiliriz. Peki bu gruplamadan ne çıkar? Burası omega prime satırları Aynı zamanda Z prime satırları. Bu şekilde yazabiliyoruz. Yine aynı şekilde buradaki biri de şu şekilde gruplayabiliriz. Burası da X ve Z prime satırları. O zaman buraya da X Z prime diyebiliriz. Yani en son elde ettiğimiz ifadeler şunlar. Demek ki bu uzun fonksiyon aslında çok kısaymış. Y prime artı omega prime z prime artı x z prime. Yani bunu birkaç gate ile yazabiliriz. Yani düşünsenize şuradaki bütün min yazıp uzun uzun daha sonra onların her birisi için ayrı ayrı gate'ler yapsanız herhalde bu sayfa dolusu bir devre çıkar. Ama mesela şu devreyi ne kadar küçük bir şekilde yazabiliriz. Bu ifadeyi Simplify etmemiz isteniyor. Burada 4 tane input var. O zaman buradaki her bir ifade bir minterm ifadesi olabilmesi için 4 tane input'u da içermesi gerekiyor. Dolayısıyla şu ifadeye, bu ifadeye ve bu ifadeye eksik olan input'ları eklemem lazım. Ama bunda sıkıntı yok. Burası 0, 1, 1, 0. Yani burası direkt minterm altıdır. Buraya d'yi eklemem lazım. O yüzden de d artı d prime ile çarpıyorum. Ve sonucunda şunu elde ediyorum. Peki buradaki minterm değerleri ne olur? 0, 0, 0, 1 yani minterm 1. Burası da 0, 0, 0, 0, minterm 0. Mintermleri yuvarlak için alayım. Benzer şekilde buraya da a artı a prime ile çarpacağım. Peki buradaki minterm ifadelerine? 1, 0, 1, 0 yani minterm 10. Burası 0, 0, 1, 0, minterm 2. Daha önceki minitörlerle kontrol ediyorum. Aynı olan olmadığı için bunları da yuvarlak için alabilirim. Ve son olarak düzenlemem gereken ifade sağdaki. Burayı da yine d artı d'ye prime'e çarpmam lazım. Ve şunu elde ederim. Buradaki minitör ifadeleri. 1, 0, 0, 1. Yani minitör 9. Bu da yok diğerlerinde. 1, 0, 0, 0. Bu da minitör 8. Yine bu da yok Şimdi bu f fonksiyonunu sum of min term şeklinde nasıl yazarım? f fonksiyonu a, b, c, d inputlarından oluşur. Ve sum of min term şeklinde yazılırsa, hani bunun matematiksel okunuşu bu şekilde. Ve küçükten büyüğe şeklinde yazıyorum. 0, 1, 2 var. Yazdıklarıma da şöyle tip koyayım. 0, 1, 2, 0, 1, 2. Daha sonra 6, 8, 9, 10. 6, 8, 9, 10. Şimdi bunu yazdım. Sorunun yarısı bitti. Şimdi bundan sonra 4 değişkenli bir K-Map çizip onu sadeleştirmem gerekiyor. Şimdi onu yapalım. Daha sonra buradaki min değerlerine 1 koyacağız. Yani 0'a, 1'e, 2'ye, 6'ya, 8'e, 9'a ve 10'a. Şimdi burada yeni bir şey daha öğreneceğiz. Aslında yeni bir şey değil ama bu uygulamayı göreceğiz. Şimdi nasıl burası buraya komşu, adjacent ya da burası buraya komşuysa aynı şekilde buradaki dört köşeyi de aynı anda gruplayabiliyorum. Yani istersek bu şekilde de yapabiliyoruz. O zaman mesela şuradaki iki tane biri şu şekilde grupladım. Bunlar gruplandı. Daha sonra Şuradaki 2, biri de grupladım. Bunların ifade ettiği değerleri yazacağız birazdan. Buradaki bir yalnız kaldı. E yani bunu ne yapabilirim? Mesela yukarıdaki ile gruplayabilirim. Ya da komşu olduğu için şuradaki ile gruplayabilirim. Ama daha da basit ifade elde edebilmek için bunu dört taraftaki diğer birlerle şu şekilde gruplamam da mümkün. Şimdi bunların her birisinin ifade ettiği değeri yazalım. Mesela ilk başta şu yeşille grupladığımız kısım vardı. Orası nedir? Yeşille grupladığımız kısım. C prime burası C prime'a denk geliyor ve aynı zamanda B prime. Çünkü B bu iki satır, geri kalan şu iki satır B prime. C bu iki sütun. Onun haricindeki kısımlar da C prime. O zaman buradaki yeşille yaptığımız kısım bunların ikisinin kesişimi. Yani B prime C prime diyorum. Elde ettiğim birinci sadeleşmiş ifade bu. Daha sonra şuradaki turuncu ile yaptığım iki tane bir var. O neyi ifade eder? Bir kere şunu tahmin ediyorum. 2 tane bir olduğu için 3 tane input içerecek. 4 tane bir olduğunda iki input, 8 olduğunda da bir input içeriyor. O zaman burada üç tane ifade olması lazım. Bir tanesi C, diğeri D prime, diğeri de A prime. A prime'ın bulunduğu satırda, C'nin bulunduğu sütunda aynı zamanda D prime'ın bulunduğu üstünde. Yani C D prime. Bu ikilinin ifade ettiği değer bu. Peki dört taraftan grupladığım birler onlar hangi ifadeyi ifade ediyor? Bunlar D prime'dalar. D prime'dalar. Ve aynı zamanda B prime'dalar. Dolayısıyla bu uzun f fonksiyonu şu şekilde yazılabilirmiş. Peki şu ana kadar yaptığımız bütün sadeleştirmelerde biz hep sum of product formda bulduk. Peki bizden product of sum şeklinde bir ifade istese o zaman kmap kullanamaz mıyız? Tabii ki kullanırız. Orada uygulayacağımız kural da şu. Daha önceki derslerimizden hatırlarsak bir fonksiyon eğer sum of min term şeklinde böyle ifade edildiyse o zaman bu fonksiyonun tersi sum of min term şeklinde böyle ifade edilir. Yani ne demek istiyorum? Burada olmayan min termler burada olur. Burada 0, 1, 3, 5, 7 var. Burada 2, 4, 6 olur. Şimdi bu kuralı kullanarak bizden eğer product of sum şeklinde bir simplification istiyorsa buradaki example'da olduğu gibi Nasıl yapacağız? Şimdi öncelikle 4 tane input'um var. Ve sum of minterm şeklinde böyle ifade edilmiş fonksiyon. Bu fonksiyonu öncelikle kmap çizerek minterm değerlerine 1 yazacağım. Bu şekilde yazabiliriz 0, 1, 2, burası 3, 4, 5, 6, 7, 8 burası 8, 9, 10, 11 ve geri kalanlarında yok zaten. Şimdi eğer bu fonksiyonun tersi için k-map çizilmiş olsaydı bu fonksiyonun diğer min 1 olacaktı. Yani f'in tersi için bir k-map çizilmiş olsaydı. Buradaki kuraldan dolayı f'in sahip olmadığı min töm değerlerinde f'in tersi 1 olacaktı. Yani bu ne demek? Buradaki k-map'teki boş olan yerler yani sıfırlar f'in tersi fonksiyonunun min töm değerleri aslında. Dolayısıyla ben aynı k-map sadeleştirmesini bu fonksiyonun sıfırları için yaparsam, aslında f'in tersi fonksiyonunu bulmuş oluyorum. En son bulduğum ifadeyi de komplementini alırsam, tersini alırsam da f'i bulmuş olurum. Şimdi yapalım. Mesela buradaki fonksiyonun sıfırlarını gruplayalım. Nasıl gruplayabiliriz? Bir kere buradaki dört tane sıfırı gruplayabilirim. Burası A ve B'nin kesişimi A B olur. Aynı şekilde buradaki dört tane sıfırı da gruplayabilirim. Bu da C ve D'nin kesişimi. Burası da. CD olur. Açıkta kalan sıfır ve sıfır var. Bunları da nasıl gruplayacağım? Yine aynı şekilde şöyle dörtlü şekilde gruplamak daha mantıklı olur. Bu da B D prime olur. B D prime. Peki ben bu sıfırları gruplayarak biraz önce söylediğim gibi neyi buldum aslında? F'in tersini buldum. Yani F'in tersi eşittir CD artı B D prime artı AB. Peki niye böyle bir şey yaptık? Çünkü bizden product of sum ifade istiyor. Yani ne alaka? Şöyle bir alaka var. Bunun da tersini alırsam F'i bulacağım. Ama F'i hangi formatta bulacağım? Product of sum formatında bulacağım. Bunun tersi nasıl alınıyordu? İki tane yöntem vardı. Bir tanesi duality, diğeri de De Morgan kuralı. Hangisi daha çok rahatımıza gidiyorsa onu yapabiliriz. F o zaman Tersini aldığımız zaman ne olur? Demorgan'ı kullanalım mesela. C prime artı D prime çarpı B prime artı D çarpı A prime artı B prime. Gördüğümüz gibi buradaki ifadeyi product of sum şeklinde yazmış olduk. Fonksiyonlarda bazen don't care kondisyonlar olur. Yani Ne demek? Functions having unspecified outputs for some input combination. Yani bazı fonksiyonlar, bazı input kombinasyonları için belirlenmemiş outputları vardır. Ve bunlar bu tarz fonksiyonlar incomplete specified function deniyor bunlara. Yani tam olarak tamam tanımlanmamış, tamamlanmamış fonksiyonlar diyebiliriz. İşte o input değerleri için fonksiyonun verdiği output bizi ilgilendirmiyor. Yani don't care, don't care. Yani umursamamak demek. Bizi ilgilendirmiyor. Yani ne demek bu? 1 de olsa 0 da olsa bizim için önemli değil. Şimdi bu tarz fonksiyonların sadeleştirmesi nasıl yapılır? Mesela burada bir f fonksiyonu var. 4 tane input'u var. 1, 3, 7, 11, 15 ve bir de bunun don't care conditionları var. Böyle küçük d ile gösteriliyor ve diyor ki 0, 2 ve 5. Yani bu input kombinasyonlarında bu minitörmlerde 0 da olsa 1 olur. Peki biz neye göre 0 ya da 1 koyacağız? Bizim sadeleştirmemizde işimize nasıl yarıyorsa öyle koyacağız. Mesela öncelikle bir kere kesinlikle 1 olan yerleri bir yazalım. Mesela 1 3 7 11 15. Kesinlikle 1 olan yerler neler? Bu şekilde yazılabilir. Bir de don't care condition'lar var. Don't care condition'lar çarpıyla gösteriliyor. Yani 0 1 2 ve bir de 5. burası. Peki bu don't care condition'lara göre biz bunu nasıl sadeleştirebiliriz? Mesela şöyle bir şey söyleyelim. Buradaki soldaki ve sağdaki ikna don't care condition'a sıfır diyelim. Sıfır da diyebiliriz bir de diyebiliriz. Ama bizim için rahat olacak bir şey söyleyelim. Mesela bunlara direkt otomatik olarak sıfır desek. Buradaki ifadeye de bir desek neden bir dedim? Çünkü buradaki dörtlüyü gruplayabilmek için bir dedim. O zaman buradaki grupladığım dörtlü bana hangi ifadeyi verir? Omega prime ve z. Bu ifadeyi verdi. Daha sonra şuradaki dörtlüyü de gruplarım. Bu da zaten yz ifadesini verir. O zaman bu fonksiyonu şu şekilde yazabilirim. Omega prime z artı yz. Bu bir ifade. Peki sadece böyle mi yapılır? Hayır. Mesela başka bir şekilde de yapabiliriz. Şimdi don't care conditionlar bunlar ya. Mesela bir öncekinde 0 0 1 dedim. Ama mesela şöyle de diyebilirdim. Buraya 1 derim. Buraya 1 derim. Buraya 0 derim mesela. O zaman da gruplamayı nasıl yaparım? Şuradaki dörtlüğü gruplarım. Ve buradaki dörtlüğü gruplarım. Bu ilk grupladığım dörtlüden bana gelecek ifade x prime ve omega prime'dir. Yani şurası x prime ve omega prime. Buradan gelecek ifade zaten burayla aynı. YZ. O zaman bu fonksiyon nasıl yazıldı? X prime omega prime artı YZ. Yani don't care condition varsa bir fonksiyonun birden fazla bu şekilde ifadesi olabilir. Çünkü buradaki değerlerin sıfır ya da bir olduğunu biz önemsemiyoruz. Peki neden bu iki tane neden başka bir seçenek yok muydu? Vardı. Mesela diyelim ki buraya bir deriz, buraya sıfır deriz. Buraya, baş, buraya da sıfır diyebiliriz mesela. Ama o zaman ne olacak? Mesela şurada üç tane bir yan yana gelecek. O zaman daha karışık bir ifade elde edeceğiz. Yani biz don't care condition'lara bir de sıfır koyarken elde edebileceğimiz en fazla sadeleştirmeyi nasıl yaparız onu düşünüyoruz. NAND circuit, NAND gate bu şekilde. AND var ve dışarısında bir NOT var. Bu universal gate deniyor buna. Burada herhangi bir fonksiyonu Nand -gate ile nasıl implement edebiliriz? Nasıl uygulayabiliriz? Onu göreceğiz. Neden nand gate'le uygulamak istiyor? Çünkü gerçek hayatta nand gate'in implementasyonu daha kolay o yüzden. Şimdi mesela diyelim ki not gate. Not gate nand'le nasıl ifade edilebilir? Mesela bir inputuna x verirsiniz, bir inputuna 1 verirsiniz. x çarpı 1 ve bunun NAT'ı, zaten bu not demektir. Ya da and gate and nand'le nasıl ifade edilebilir? Mesela x ve y'nin end'i. x ve y'nin end yaparsınız daha sonra not'ını alırsınız. Biraz saçma geliyor olabilir ama hani bir şekilde biz bu logic gate'leri nent ile ifade etmeye çalışıyoruz. Burada not kullandınız diyebilirsiniz ama not'ı da zaten bu şekilde uygulayabiliyoruz gibi. Hani uzamasın diye öyle yazdım. Peki oru nasıl yapabiliriz? x ve y'nin oru. x'in not'ı, y'nin not'ı ve bunların nent'ini alırsak nent ile ifade etmiş oluruz. Eğer bir fonksiyonu nent ile ifade etmek istiyorsak o fonksiyonun sum of product formda olması lazım. Mesela bir örnek yapalım. F eşittir AB artı CD. Mesela böyle bir fonksiyonumuz var. Bunu nent ile ifade edelim. Mesela burada normalde nent yok. A ve B'nin n'di, C ve D'nin ve ikisinin oru var. Öncelikle bu devreyi bir çizelim. Daha sonra bu devreyi nasıl nende çevirebiliriz onu düşünelim. Şimdi hem devreyi değiştirmeyeceğiz hem de bunu nende çevireceğiz. Mesela şunu diyebilirsiniz. Buraya not atarım. Bunlar nende olur. Olur ama devreyi değiştirdik şimdi. Devre bozuldu artık. Aynı devre değil. O zaman bu yaptığımız değişikliği amorti edecek. Bunu compensate edecek. Başka bir değişiklik daha yapmamız lazım. Yani ne demek? Buraya bir nat attık ya o zaman bir tane de buraya atalım. Nat nat birbirini götürür o zaman bir şey değişmez. Aynı şekilde buraya bir nat attık buraya da bir nat atalım. Şimdi buradaki devreyi nent yaptık güzel. Buradaki devreyi de nent yaptık. Bu da tamam. Peki şurası ne oldu? Dikkat edersek bu da aslında nent oldu. Neden? Çünkü şundan dolayı. Mesela x mesela diyelim ki burası x olsun şurası y olsun. x'in natı y'nin natı ve bunların oru aslında ne demek? x ve y'nin nendi demek değil mi? Aynı şey. Mesela x nat, y nat ve or. Bu aynı zamanda x ve y'nin nendi demek. Yani demorgandan x prime artı y prime. Yani aslında girişlerinde nat atılmış bir or aslında nend demek oluyor. Ve yaptığımız şu operasyonla biz ne yapmış olduk? Bu devreyi NAND'lerle ifade etmiş olduk. Yani bunu NAND'le çizersek şöyle çizeriz. 3 tane NAND gate var. Mesela bu F fonksiyonunu NAND gate'lerle ifade edelim. Şimdi bunu direkt tabii ki min uzun uzunca yazıp daha sonra uzun bir devre çizip daha sonra o devreyi NAND'e çevirmeyeceğiz. Ne yapacağız? Biraz önce gördük. Tree variable kmap çizeceğiz. Yani yapalım. Daha sonra burada gruplamalarımızı yapalım. Mesela şu dörtlüyü bir gruplayabiliriz. Bu dörtlü bize otomatik olarak Z'yi verir. Daha sonra yukarıda ve aşağıdaki birleri de onun yanındaki birlerle şu şekilde gruplayabiliriz. Burası bize X, Y prime verir. Burası bize X prime Y'yi verir. O zaman F fonksiyonu aslında şuymuş. Bunu ilk önce normal bir şekilde çiziyoruz. Yani bu devreyi normalde nasıl çizerdik? Buraya da ben direkt x nat ya da y nat yazdım ama zaten nat'ın nasıl nent gate oluşturulduğunu biraz önce görmüştük. Daha sonra bunları nende çevireceğiz. Buraya bir nat attım ve bunu kompansiyet etmek için buraya bir tane daha atıyorum. Buraya bir nat attım ve buraya da bir tane nat atıyorum. Buraya bir nat atacağım ki burası nent olsun. O zaman buradaki z'yi de z prime yapıyorum ve böylelikle devreyi hem değiştirmedim ve hem de buradaki bütün gate'leri şu an NAND gate yapmış oldum. Bunlar her birisi NAND gate. Bunun nasıl NAND gate olduğunu bir önceki sayfada gördük zaten. Mesela böyle bir F fonksiyonu verilmiş. Bu F fonksiyonu direkt çizersek bu şekilde çizeriz. Ama bize diyor ki bunu NAND gate'lerle ifade et. Bu NAND gate'lerle ifade etmek için ne yapacağız? Öncelikle şuraya bir not atalım. Ve bunu kompansiyet etmek için buraya bir tane daha nat atalım. Daha sonra şuraya bir nat atalım ki burası nent olsun. Bunun içinde buraya bir b prime yapıyoruz burayı. Şimdi burası nent oldu. Burası nent oldu. Burası hala nent değil. O zaman burayı şu an nent yaptık. Sıkıntı yok. O zaman buraya bir nat daha atmam lazım. Burayı nent yapıyorum. Buraya bir nat daha atmam lazım. Bu da NAND oldu ve şu an bu da NAND oldu. Devredeki hiçbir şeyi değiştirmedim. Devre yine aynı şekilde çalışıyor. Çünkü attığım her NAT'ın kompensate edecek diğer NAT'ı da koydum. Ve devredeki bütün bu elemanlar da NAND gate oldu. Inputlarına not atılmış OR gate ile NAND gate aynı şeyler. NAND implementasyonu olduğu gibi nor implementasyonu da var. Bizden bir fonksiyonu nor gate ile ifade etmemiz de istenebilir. Burada da şu kuralı kullanacağız. Inputlarına not atılmış AND gate NAND değil dikkat edin AND gate Nor gate ile aynı şey. Nor ne zaten? Outputuna not atılmış bir or Bunların ikisi aynı şey x artı y'nin prime'ı x prime çarpı y prime o da zaten inputlarına not atılmış end gate'tir. Mesela böyle bir fonksiyon verdi bize. Öncelikle bunu çizdik. Çizdikten sonra ben bunu nasıl nor yaparım bunu düşünüyoruz. Bunları nor yapmak kolay. Dışına bir not atarız nor yaparız. Daha sonra bunları compensate edecek notları da buraya atarız. Burada bir tane not boş kaldı. Oraya bir not atıp burayı da e prime yapıyoruz. Eğer bizde soruda Not kullanma ya da notları da nor şeklinde kullan, yani nant şeklinde kullan derse onları uzun uzun çizmemiz lazım. Ya da onu demiyorsa bu şekilde not kullanabilirsin diyorsa ya da inputlarda e prime'ı kullanabilirsin diyorsa direkt e prime yapabiliriz mesela. Şimdi buradaki bütün gate'ler nor oldu.